Ben söylüyorum bakın. Gönderin gitsinler ya. Bak bir iddiada bulunuyor. Bütün bu yapılan eylemler, bak uşaklar uçluğu, sortiler yapıldı, sayısız günden beri asayiş için hareket yapılıyor. Göndersinler Türkiye'nin en iyi bilir kişilerini incelemesini yapsınlar. Toplumun bundan mutlu olması gerekmiyor mu? Sizin anlattığınıza göre. Bunlardan toplum nefret ediyor. Bunlara lanet okuyor. Bunlardan kurtulmak istiyor. Devletin asayiş politikası çok güzel. Gönderin 6,5 milyon oyunlarda, 3,5 milyon oyunlarda %25 aleyhine çıksın, siyaseti bırakacağım. Buradaki esas mesele ne biliyor musunuz? O kadar iddia ediyorum yani. Bu tartışmaya bir durma çünkü. Suriye ile ilgili şöyle oldu Celal Bey. Suriye başta... Siyaseti bırakacağım. Tamam. Tek kelimeyle söylüyorum. Siz mi? %25 çıksın. Bakın bütün bu asayiş siyasetine rağmen, bu kadar çektikleri yaziyete rağmen, bunlardan kurtulmak bu Hasan Efendim işte bunlar sağ olsun, Allah devlet yaptı dediğine razı olsun diyorlarsa, ben siyaseti bırakacağım. Siz çünkü yanlış anlatıyorsunuz. Mehmet Bey Ankara'ya gideyim. Şu cümleyi hatırlıyorum. Evet. Şu cümleyi ben hatırlıyorum. PKK tekrar şiddete de başvurursa ben... PKK demedim, hayır. HDP diye, bunlar bak dışarıda sizde angaja denileni söylüyorsunuz. Şırınga denileni söylüyorsunuz. Lafım şu, hayır, bir gün Halkların Demokratik Partisi siyaseti silahlı silahı savunursa asla siyaset yapmayacağım dedi. Peki HDP bana bugün silahlı siyaseti savunmuyor mu? Bir tane savunmuyor. İnsaf edin diye ya. Peki siz ya. Her gün Figen Yüksekdağ'ın konuşmalarını okumuyor musunuz? Hiçbir şekilde bakın şiddete dair bir tek kelime bulun, siyasetiyle bırakacağım. Peki Ankara'ya bir gidelim, yani. Galip Ensari olma. Niye parti kapatmıyorsunuz o zaman? Tamam şöyle. Partiyi kapatın bari. Zaten HDP'nin isteği ne biliyor musun? Yok parti ya aman ya. Kendinizi bizim yerimize koyun. Bak, ne istediklerimize bize sen söyleyeceksin. Kesinlikle ya. HDP'nin böyle bir isteği var. Yazık oluyor. Hoca ilim adamısın bari bizi tercih etme ya. Kesinlikle söylüyorum. HDP'nin yani, şimdi PKK çizgisi HDP'yi kapattırmak istiyor. Yani bakın siz peki, Galip Ensari aydın bir aydınsınız.